Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim. Evet, güzel bir güne uyandık ve Marvel evreni 16 Ağustos tarihinde geri dönüşünü yapıyor. İlk başta bir trailer izlediniz. Hakikaten çok çok heyecanlandık ve Fortnite'ın yeni sezonunda Doctor Doom liderliğinde bir Marvel sezonu geçireceğiz ve gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir fotoğraf var. Lama'yı ezmiş Doctor Doom, yani Fortnite evrenine gelişini yapıyor. Megalodon biliyorsunuz ki son eventte arkadaşlar orada bir patlama gerçekleşti ve Doktor Doom oradaki geri sayacın bulunduğu yerdeki tüp bölümünü hackledi. Ve hackleyince her şey kendine döndü. Kendine döndükten sonra bütün her yeri patlatmaya başladı. Ve patladıktan sonra arkadaşlar ne oldu? Kızıltepe Kulesi tamamıyla çöktü. Ve altından geçen sezonda başladığımız Pandora kutusunun o büyük karanlık yüzünü biz tekrardan gördük. Ve Pandora, Doktor Doom'un tekrardan himayesine geçti. Ve Doktor Doom şu anda Fortnite adasına kötülükleri saçmaya devam ediyor. Peki bunu devam ettikten sonra ne oldu? Magneto vardı ve Magneto tabii ki de Marvel evrenini çağırması gerekiyordu. Biz daha farklı karakterler bekliyorduk. Özellikle burayı eleştirmek istiyorum. Fortnite'ın evet Battle Pass'i mükemmel olacak. Tabii ki de bir Marvel sezonu. Videoya baktığımız zaman o Chapter 2'nin bütün ögelerini göreceğiz. Ama ne yapmışlar? Şu anda karakterleri gördüğümüz gibi bakın sol tarafta arkadaşlar. İşte bu item olarak gelebilir. Arkadan bir vurma efekti falan var videoda. İşte ondan sonra en önemli detaylardan bir tanesi John Cena'nın Kaptan Amerika tarzına bürünüp John Cena'nın bu sezon kurtarıcı olarak gelmesi. Bak bu süper, ama ben diğer Battle Pass'te eğer bunlar olacaksa ki olacak. Mesela Muzaffer Wolverine'e benzetmişler. İşte farklı kişilere benzetilen karakterler var. İşte Iron Man'in tarzı var vesaire vesaire arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim, Marvel karakterlerini isterdim. Yani ben bu Battle Pass'te kesinlikle Marvel karakterlerinin kendi tarzını isterdim. Ve şu anda tek yakışacak neydi? Doktor Doom çok güzel. Ana hikayeyi çok güzel bağladı. Ve kötülüklerle dolu bir dünyanın hakimiyetini kuracak, iktidarını kuracak kim? Doktor Doom. Lama'ya zaten basışıyla bunu görebiliyoruz. Ve bu Battle Pass'te kesinlikle John Cena'nın Kaptan Amerika tarzında gelip bir kurtarıcı olarak gözükmesi süper. Sırf bu tarzı için bile John Cena zaten alınacaktır. Ama diğer karakterleri bakın yani şuradaki bir, bak, bir, iki, üç, dört, yani en azından dört kostümden kurtarıyoruz, ama diğer karakterler daha böyle hani hakiki Marvel'ın ana evrenindeki karakterler olabilirdi, ama onların isimlerini değiştirmişler. Ama genel itibariyle işte bir, iki, üç, dört bu kostüm için her türlü oynanacaktır. Bak her türlü oynanacaktır. İnşallah güzel bir trailerla zaten karşı karşıya kaldık. Hikayeyi güzel bağladılar. Event kısaydı ama Doktor Doom hack yaparak Pandora kutusunu açıyor. Bakın. Burada çok kaliteli bir sinematik. Oy, reis geldi. Bak John C'yi görmemiz çok güzel hocam. Herkesi uyandırıyor. Geldiler. Evet. Herkesi topluyor şu an John C. Tipa bak. İşte John C'yi lider görmek istiyoruz abi biz. Thanos zamanı geldi aklınıza değil mi? Tüyler diken diken şu an. Şu an tüyler diken diken. Evet, kusursuz kıyamet. Gameplay zevk verecek abi. Gameplay zevk verecek. Wakanda forever. Oy, bu ne lan? Efsanesin. Chapter 2'ye geçişi güzel yapacaklar. Silah bak. Oy, işte reis. Çok iyi değil mi bu? Doktor Doom. Chapter 2'ye gittik değil mi? Videoda şöyle bir Chapter 2'ye gittik geldik. Evet, sezonun ismi Kusursuz Kıyamet dedik. Ve Kusursuz Kıyamet sezonundan sonra Chapter 2 OG'ye geçişimiz Marvel'la birlikte olacak. Peki bu sezonda daha ne gibi içerikler gelecek? Iron Man nerede? Hani mantık olarak. Değil mi? Kendisinden bahsediyorum. Eğer Doktor Doom'un hani Robert'ın videosunu gördüğümüz kadarıyla lansmanda maskeyi çıkarttığı zaman Robert çıkıyor. Fakat olay şu, burada hikayeyi buna bağlarlar mı? Bunu tam bilmiyoruz ve kestiremiyoruz. Ama Chapter 2'deki yapılan Marvel sezonu
%100 has bir Marvel sezonuydu. Doğru mu? Bence buna katılıyorsunuz. Katılanlar beğenilsin arkadaşlar. Çünkü orada bütün karakterleriyle birlikte Thanos'u, Manos'u, yani o Endgame dediğimiz olayı bizlere güzel yaşatmışlardı. Fakat şu an ne yapmışlar? Ben kesinlikle Batı Pes zaten her türlü alınır. Onu söyleyeyim. Papelimi de zaten bekletiyorum. John C. burada direkt ön planda tutmaları benim hoşuma gitti. Evet, silah olarak neler yapacaklar ve Fortnite evreninde farklı neyi bizlere inşa edecekler? Şimdi karakter isimlerine baktığımız zaman arkadaşlar, ister Marvel karakteri Doktor Doom ordularına karşı ön safla... Ne diyor, bir dakika. Evet, Marvel karakteri Doktor Doom ve ordularına karşı ön saflarda savaşan kahramanlar olsun. Kötülük rolüne devralın ve Doom'un hükümdarlığına katılın. Şanslısınız ki büyük düşmanlarınızı yenmek için yepyeni ağır cephaneliklerimiz var. Çifte mini hafif makinalı tüfek geldi. Daha demin gördük. Kaptan Amerika'nın kalkanı geldi. War Machine cephaneliği gibi yeni eşyalarla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Ve şimdi şöyle 950 papel karşılığında tabii ki de alacağız. Ve burada gelen karakterler şu. Shuri geldi. Maestro. Kaptan John C. Evet, güzel bir kostüm. Kaptan John C. Emma Frost. Muzafferin. Wolverine yerine Muzafferin yapmışlar. War Machine ve Giving Pool. Anında açılıyor zaten Giving Pool karakteri. Ben burada eleştirimi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Fortnite'ın Battle Pass'i daha farklı olabilirdi. Ya, değil mi? Daha böyle hani Marvel karakterlerini gösterdik. İyiydi. Fortnite uyarlamışlar. Bu da farklı bir konsept olmuş. Ama savaşacağımız ve oynayacağımız gameplay'i de çok zevkli bir gameplay geçireceğiz. Tarihi iple çekiyorum. Diğer videolarda görüşeceğiz. Kardeşlerim, bu aralar önerilenlere düşmeye başladık YouTube'da sizler sayesinde. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Oyun Fatih'siz kalmayın. Görüşürüz.